Türkay'ın Decoflex zemin kaplama sistemi ile ilgili bir video hazırladık sizlere. Her zaman olduğu gibi sistemin ilk aşaması beton zeminin temizlenmesi. Bunu temizlerken değişik silim makineleri kullanıyoruz ve bu silim makinelerine de bağlı burada gördüğünüz gibi kocaman bir elektrikli süpürgemiz var. Çünkü bizim için temizlik çok önemli. Bu yüzeyde bugün dairesel dönen zımpara makinesi kullandık. Hafif silim makinesi dediğimiz makineyi kullandık. Buradaki beton zemin gayet kaliteliydi, gayet düzgündü. Dolayısıyla çok ağır bir silim yapmamıza gerek kalmadı. Tabii ki silimden sonra yaptığımız şey Türkay beton aslarını, epoksi esaslı beton aslarını kullanmak oldu. Bütün zemine aslarlıktan sonra yüzey kaplamaya hazır hale getirmiş oluyoruz. Decoflex sisteminde kum serpmiyoruz. Biliyorsunuz poliuretan ve epoksi serpiyinglerde epoksi aslardan sonra muhakkak bir kum serpme aşamamız var. Decoflex'te bu yok. Birinci kat epoksi astarımızı attıktan sonra kurumasını bekliyoruz. Kuruktan sonra bir kat daha epoksi astarımızı atıp üzerine Decoflex ürünü serpiyoruz. Zemini sildikten sonra Decoflex sisteminde iki kat astar yapıyoruz. Bunun sebebi de şu. Birinci kat astar zemindeki işte yapışmayı, zemindeki gözenekleri, zemindeki yapışmanın gücünü artırmak için yapıyoruz. Yani üzerindeki kaplamayla zemini buluşturmak için ilk kat astarımız var. İkinci kat epoksi astar ise flake'leri zemine tutturmak için var. Yani birinci astarı attıktan sonra zeminde artık betonla ilişkimiz tamamen kaybolmuş oluyor. Çok güzel bir epoksi zemin hazır elimizde var astarlanmış olarak. Bunun üzerine ıslak olarak sürdüğümüz epoksi astarın üzerine hemen flake'leri aktarıyoruz. Ne oluyor? O sırada bir epoksi kür olduğunda flake'ler de ona yapışmış oluyor. Ertesi gün geliyoruz. Hafif bir raspayla Decoflex'lerin üzerinde dik olarak düşmüş olanları kırıyoruz. Hafif bir zımpara yaparak o fazla homojen olmayan fazla yüzey bozukluklarını alıyoruz. Ondan sonra da iki kat Türkay 086 su bazlı poliuretan sealer'ı sürüyoruz şeffaf olarak ve sistemi sonlandırıyoruz. Decoflex'in güzel avantajı şu. Zemininiz biraz bozuk olabilir. Zemininiz çabuk kirleniyor olabilir. Zeminin kaymaz olmasını istiyorsunuz. Ve epoksi ve poliuretan sistemler gibi iç mekan değil dış mekanda yapmanız gereken bir şey olduğunda epoksi ve poliuretanı kullanamadığımız için Decoflex sistemiyle dışarıda çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Şu anda yaptığımız yer bir otopark. Küçük bir otopark ama üzerine gelen 3-4 tane araç var. Decoflex araç yükünü gayet güzel karşılayabilen, üzerinde direksiyonu hareket ettirdiğinizde dahi aşınmayan, aracın sıvıları yani yağ, işte antifriz ve benzeri sıvılarına karşı dayanıklı çok keyifli bir ürün. Yeni bir ürün olan Decoflex sistemini aslında birçok yerde de kullanabiliriz. Decoflex sisteminin şöyle bir avantajı var. Astarladıktan ve üzerine flake attıktan sonra ertesi gün geldiğimizde üstleri kırdık ya. Ondan sonra zımparanın ne kadar yapacağımıza müşterimizle beraber karar veriyoruz. Neden? Az zımparalarsak kaymaz bir zemin elde ediyoruz. Çok zımparalarsak neredeyse düzgün bir yüze elde ediyoruz. Ama genelde biz Decoflex'te kırçıllı yani birkaç rengin bir araya geldiği flake sistemini tercih ediyoruz. Şimdi böyle olunca hem dışarıda hem içeride bir sürü yerde Decoflex'leri kullanma avantajımız ortaya çıkıyor. Bu bir büro olabilir. Çok işlek bir koridor olabilir. Havuz kenarları olabilir. Çünkü oralarda da kaymazlık çok önemli. Dolayısıyla dekoratif olmanın, estetik olmanın, farklı olmanın gerektiği her yerlerde Decoflex sistemini kullanabiliyoruz.